Yeni kitabımı gördünüz değil mi? Görmediyseniz göstereyim. Müşrikler istemese de Mehdi. Çok kapsamlı bir eser. Bütün hadisler var içinde. Bazı hadisler biliyorsunuz. Yani pek bilinmeyen. Evet. Tamamı var. Maşallah. 572 sayfa. Maşallah. 572. Çok anlaşılır yazdım. Bayağı güzel, çok beğenirsiniz. Maşallah. Böyle kutulara alarak bayağı kapsamlı bir eser. Benim kanaatim dünyada böyle bir eser yok. Belgelerle, fotoğraflarla anlatılıyor. Her anlatılan hadisin belgesi var. Yani mutlaka belgelendirerek anlatıyoruz. Mesela gazete küpürlerine veya diğer belgelerden. Hadisleri okuyan insanlar geçmişte ne olduğunu hatırlayamayabilir. O yüzden o devrin gazeteleri, her türlü belge bu kitapta mevcut. İnternette de var. İnternette isteyen ücretsiz indirebilir. Ama kitap olarak bulunması bence en isabetlisi. Çünkü adam bilgisayarı açacak, orayı bulacak, indirecek, okuyacak. Çok zor ama kitap masanın üstünde durduğunda zaten çok dikkat çeken bir konu Mehdiyet. Açar, hangi sayfasını açsa, iki sayfa bile okumuş olsa Mehdilik konusu onun için biter. Yani iki sayfa bile okursa. Onun için kitap olarak bulunmasında fayda var. Şu kitap çok şahane kitabım. Bunu mutlaka kardeşlerimiz edinsinler. Yani bence her evde bulunması lazım. Müşrikler istemese de Mehdi. Çünkü bunu yaşayacağız. Bu konuyu yaşayacağız. Kardeşim şimdi Mehdi konusu o kadar acayip bir şey ki. Ben lise yıllarında ben Mehdi duyardım. Çocukken, küçükken duyuyorum Mehdi. O kelime bile benim çok hoşuma giderdi. Ama ben yüzyıllar sonra böyle sakallı birisi çıkacak. Nurani yüzlü, olağanüstü güçler kazanacak, bir şeyler yapacak sanıyordum. Baktım Mehdiyet'in devrinin içindeymişiz biz. Ya bize nasıl rast geldi? Yani bazen insana bir şey rast gelir ya, insan hayret eder. Şaşırır. E bizim zamanımıza rast geldi yani. Ya çok şaşırtıcı ama. Ya binlerce yıl içerisinde kimseye rast gelmemiş, bize rast gelmiş. E olabilir. Hazreti Adem döneminde bile beklenmiş. Hazreti Adem döneminde bile beklenmiş.